Evet arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere çember ile dışındaki bir noktayı yay ile birleştirmek nasıl olur onu göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar çemberimizi çizdik. Siz de çizin ya da size verilen çember var ise onun üzerinden devam edin. Çemberimizin dışından bir nokta seçiyoruz. Ya da bu nokta size verilmiştir. Buraya A noktası diyelim. Bu noktadan çemberimize bir yay çizeceğiz. Yani şu şekilde bir yay çizeceğiz. Yayın üzerinden teğet olarak gelecek ve A noktasından geçecek. Bu nasıl yapılır? Bunun tekniği nasıldır? Şimdi bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar A noktamızı seçtik. Pergelimize iş düşüyor şimdi. Pergelimizi A noktasına batırıyoruz ve çembere değmeyecek şekilde açıyoruz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz üzere açtık. Şimdi buraya bir yay çizeceğiz. Yay çizmeden önce pergel aralığımızı ölçüyoruz. Kaçmış bakalım. Şu an nedir? 44 geldi. Demek ki yarı çapı 44 mm olan bir yay çizeceğim. Bakın arkadaşlar, şu şekilde bir yay çiziyorum. Gördüğünüz üzere. Bu çizmiş olduğumuz yayımızın yarı çapı neydi? 44. Hemen onu yazalım. Buna da R2 diyelim. R2 eşittir 44 mm. Evet. Peki şimdi ne yapacağız? R1 ile R2'yi toplayacağız. R1 artı R2 eşittir 60. 44 daha 104 yapar. 104 mm bana şimdi lazım. Evet. Pergelimi 104 mm'ye ayarlıyorum. Pergelimi 104 mm'ye ayarladım. Şimdi nereye batırıyorum? Tam çemberimin merkezine, yani orijine batırıyorum. Biraz evvel çizmiş olduğum arkadaşlar yayı kestiriyorum. Evet. Bu yayı kestik. Şu ilk çizmiş olduğum yayın fazlalığını hemen sileyim. Hiç gerek yok bu kadara. Evet. Şimdi artık bu benim merkezim. Neyin merkezi? Biraz sonra çizeceğim yayın merkezi. Bu defa pergelimi M noktasına batırıp A kadar açıyorum. M noktasına batıracağım. A kadar açacağım. Şimdi kontrolümü yapıyorum. Buradan A'dan geçiyor. Buradan A'dan geçiyor. Buradan da çembere değiyor mu? Bu kontrolü yapmadan çizime başlamayın arkadaşlar. Pergelinizi çok küçük miktarda oynatabilirsiniz, kaydırabilirsiniz. Tam M noktası üzerinde. M noktası üzerinde çok küçük oranda kaydırabilirsiniz. Evet. Şimdi tam istediğim şekilde oldu. A noktasından geçiyor ve çembere teğet oluyor. Şimdi çizmeye başlayalım. A noktasından başlıyorum. Çembere geldim. Gördüğünüz gibi. Kalınlaştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi A noktasından başlayan bir yay ile birleştirme yaptım.
Çemberimi de bu kısmına yine koyulaştırabilirim istiyorsam eğer. Tekrar O noktasına batırdım. Çemberimin yarıçapı kadar açtım. Evet, tat bir geçiş olması için o kısmı da biraz koyulaştırdım. Gördüğünüz gibi A noktasından başlayan ve çemberime teğet olan bir yay çizdim. Sizlerin de kolaylıkla yapacağına eminim. Hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere.